eee yer kürenin katı kısmının tarihine 3 4 şekilde bakıyorduk. yapısı üzerine araştırmaları gördük. Yer kürenin dinamiği üzerine araştırmaların tarihsel gelişimini gördük. Şimdi zaman yer kürede nasıl işliyor? Zamanın izleri yer kürede nasıl kalıyor? Kayaçlar ve buzullar üzerinde bunları göreceğiz. Bu dersin konusu zamanın yer küredeki izleri. Yani bu hem kayaçlarda ve çok az da miktarda buzullarda görülecek. Bunları kimler araştırmış, nasıl gelişmiş buna bakacağız. Şimdi yerin yaşı ya da yerin yaşıyla ilişkili olabilecek ilk düşünceler, e, dini düşünceler. E, bazı doğu filozofları özellikle dünyanın çok uzun süreden beri olduğunu düşünüyorlar. Öyle bir inanç var onlarda. Fakat e, yer kürenin yaşı ya da dünyanın yaşı konusunda e, nasıl yaşlanabileceği konusunda ilk örneklerden biri Herodot'un tarihi. Ki Herodot Nil Deltası'nın e, diyelim sedimanlarla dolması için gerekli zamanı hesaplamış. Bu sedimanlarla dolma süreci yani e, bir zamansal içeriği kapsadığı için ve bu süreç uzun sürede devam ettiği için buna e, ilk tarih kestirimi diyoruz ki birazdan göreceğiz. Ki Herodot e, diyor ki eğer diyor Nil Basra körfezine yönelirse 20 bin yılda tortu ile doldurulurdu. Demek ki birikintiler ya da birikme belli bir yıla tekabül ediyor. Her yıl belli bir birikim var, birikim var, birikim var. Dolayısıyla bu birikimlerden biz yaş tayini ya da yaş belirlemesi yapabiliyoruz ki ileride bunu göreceğiz birazdan. Ki buna ilişkin pasaj Eredus'un tarihi burada İngilizcesiyle var. Ne kadar dolduğuna yönelik burada görüyorsunuz. Bu Herodot'un dünyası. Tabi dağdan yapılmış. Herodot döneminde çizilmemiş ama rekonstrüksiyon. Herodot'un dünyası böylemiş. Ya da Herodot'un tarihinde geçen dünya e, bu şekilde. E, demin söyledik, e, dini düşüncelerden etkilenen bir tarih belirleme Dünyanın yaşı ya da yerkürenin yaşı ya da yaratılışın yaşı. Bunlar aslında farklı kavramlar ama... Buna yönelik Batı dünyasında ya da ilk kestirimler Uşer tarafından yapılmış. Ki bu Uşer e, oldukça önemli bir din alimi. Hristiyan dünyasında ve Hristiyan ve Yahudi kaynaklarını değerliyor, çok ayrıntılı inceliyor. Ve İncil'e dayalı bir dünyanın yaşı üzerine ya da yerkürenin yaşı üzerine bir kestirim yapıyor. Bu kestirim bugün için biraz saçma gelebilir ama milattan önce 4004 yılı 22 Ekim'e olarak hesaplıyor. Yani bugünkü milattan sonrası da bugün de kapsarsak yani 6000 yıllık bir yaş veriyor dünya için. Ki ben baktım şeye. Uşer'in yaşı eski ahite göre, eski ahit yıllıklarına göre dünyanın başlangıcı diye bir kitabı var. Burada kitabının köşelerine tarihler koyuyor. Bakın bu 4404 dünyanın oluşum şeyi ki İngilizcesi burada var işte yaş olarak. Bu kitabında ilk defa böyle bir yaş belirlemesi yapıyor. Genel olarak İncil'e dayalı yaşlar çok genç olarak düşünülüyor. Ee, Ayrıca sediman kayaçların yaşı ya da bu yer bir takım felaketler de Nuh tufanına bağlanıyor ki bir önceki derste kısmen onları görmüştük. Ki bugün jeolojik, olarak, jeolojik dönemler olarak uzun dönem olarak tanımladığımız tersiyer ve kuartaner dönemleri tufanla ilişkili olduğunu düşünülüyor. E, fakat bugün biliyoruz ki sadece glasyer gibi yani yaklaşık 10 bin yıllık ya da 20 bin yıllık süreçler bile bu yaş belirlemelerinden, özellikle bu şehrin yaş belirlemelerinden oldukça büyük yaştalar. Buna literal yorumlama da deniyor. Yani kelimesi kelimesi ne yorumlamalar deniyor. Yani metaforik anlam dışında gerçek olarak kabul ediyor. Fakat kutsal kitaplarda bazen bir olayı açıklamada metaforda kullanıldığı için Bunların gerçek olmama şeyleri de var. Şimdi yaşla ilgili ya da geçmiş dönemlerde yaşamış canlılarla ilgili ya da bugünkü dille fosillerle ilgili fakat fosil terimini birazdan göreceğiz. Eski dönemlerde inorganik ve organik olmayan bütün yer içinde çıkan malzemeler için kullanılıyor. Fakat yaş Deniz canlıları dediğimiz ya da kalıntıları dediğimiz şeye İngilizce'de e, shell diyorlar, deniz kabukları falan. Bugünkü e, shell firması da o, petrol firması da o. Aslında o da e, simgesini bir petrol endüstrisi, yer içindeki bir fosilden almış. Neyse. E, antik çağda işte Xenophonus, Herodotus, Erastoteles, Strabo gibi e, diyelim bilim insanları, Deniz canlılarına ilişkin e, gözlemlerini paylaşıyorlar. İlki Xenofonos'ta tabii ki buradaki temel problem bu deniz fosillerinin denizden oldukça uzak karaların iç kesimlerinde ve oldukça yüksek yani dağlarda neden bulunduğu bir problem. Ki e, eski Çinlerinde de e, fosillerle ilgili görüşleri var. Bunlar ejderha kemikleri olarak görülüyor. Ama e, fosil e, böyle bir belgeleme var. Bu ekranda gördüğünüz Xenophanos. Xenophanos e, gene demin dediğim gibi e, deniz kabuklarının e, karaların iç kesimlerinde ve dağlarda bulunduğunu söylüyor. Ki Xenophanos'un... Ksenof, Fenos'un, Fenes'in temel iki fragmantı var ya da iki ondan alıntı var yapılan. Genelde biliyoruz ki bu düşünür ya da filozof toprak ve suyun yer kürenin oluşumunda ana etkenler olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla su canlıları ve ...sudaki ya da deniz fosillerinin, deniz, karaların iç kısımlarında bulunması ya da denizlerde bulunması... ...bu ikili etkileşimle açıklanıyor muhtemelen. Ki bu Hipolitus'un bir pasajı, yani Xenophones'i yorumlama pasajı bu. Bu da kendi düşünceleri, alttaki iki düşünce. Ki demin dedik Herodot. Herodot'un tarihinde de var. Gene aynı şey. Neredeyse böyle birbiriyle kopya çekmişler diyebilirsiniz. Kabuklar ya da fosiller e, dağları dağlarda görünürler. Gene bu problemin burada da göründüğünü görüyoruz. Eratosthenes'te de var. E, kabukların e, denizlerin dışında görüldükleri. Tabii Aristoteles bunu e, denizlerin, e, daha doğrusu e, karaların daha önce deniz olduğunu, denizden karaya dönüştüğünü söylüyor. Bu da bir değişim olduğuna işaret. Yani karalar, e, denizler, e, kara kısımları, şu anki kara kısımları daha önce denizdi, daha sonra e, karaya dönüştü. Ve e, denizde yaşayan canlılar da o karaların üzerinde kaldı bu şekilde deniz kabukları ya da deniz fosilleri e, karaların iç kesimlerinde hatta şeylerde dağların tepelerinde gözüküyor. Açıklama modeli bu. E, Strabo'nun e, Coğrafya isimli kitabında e, nümilitlerden bahsediyor ya da bugün nümilit diyebileceğimiz şeyi ki Erşengör öyle yorumluyor. Öyle bir pasaj var şeyde Strabo'nun Coğrafyasının e, coğrafyasında. E, bu şeklini tanımlıyor ve gene burada da gene şey var denizin dışında olma problemi var tabi orta çağa gelince gene bu fosillerle ilişkili terimler e, İbn Sina'nın e, şifa isimli kitabında var ki burada da gene İbn Sina buraların daha önce denizle kaplı olduğunu söylüyor ve kırıldığını ve çeşitli deniz hayvanlarının bulunduğunu söylüyor. Ki bu kitabı şifa önemli. Fosillerden bizim coğrafyamızda ilk bahsedenlerden biri İbn Sina. Fakat bunun orta çağda bir öğrencisi var. Albertus Magnus diyor. O da e, İbn Sina'nın teorisini benimsiyor ki İbn Sina e, onu, Akışkanlar su ve e, toprağın birlikte katılaşmasıyla, taşlaşmasıyla açıklıyor ki Albertus Magnus'ta da var o. Zaten Albertus Magnus'un e, öğrencilerinden biri e, Thomas Aquinas, önemli Hristiyanlık filozoflarından ya da ilahi biri. Dolayısıyla böyle bir açıklama modeli var. Ama İbn Sina'dan etkileniyor ki İbn Sina'nın e, Şifa kitabında gene e, dağların oluşumunu ya da yer kürenin oluşumunu aşama aşama little by little şeklinde açıklıyor ki bu daha önceki derslerde gördük. materyalistler ki e, en önemli örneklerinden biri Lyell'dı. Lyell da gene evrenin e, yer kürenin oluşum sürecini bu şekilde açıklıyordu. Şimdi Lyell'la eee İbn Sina daha doğrusu Layl İbn Sina'nın farkında mı? Evet, farkında. Çünkü kitabında Principle of Geology isimli kitabında İbn Sina'ya atıfta yapıyor. Ee, bu aşama aşama, parça parça kayaçların oluştuğuna yönelik önemli bir bilgi bizim İbn Sina'dan geliyor. Ki Çin coğrafyasında, Çin uygarlığında Shen Kao diye bir alim var. Ee, bu da gene Okyanustan ya da denizlerden oldukça uzaklıkta deniz kabuklarının gözlemini yapıyor. Bu da gene erozyonları nedeniyle, dağların yeniden şekillenmesi nedeniyle bir birikintiyle, yükselmeyle oluştuğunu söylüyor. Gene Orta Çağlar'da Leonardo da Vinci'nin notebooklarında ya da defterlerinde böyle bir şey var. Denizel yaşama ait fosillerin denizlerden uzak noktalarda bulunmasına yönelik bir bilgi var. Ki fosilin ne anlama geldiğini biraz günden göreceğiz ki burada mesela defterlerinin İngilizcesi Leonardo Da Vinci'nin of shells in mountains diyor. Yani dağların içindeki kabuklar ya da şeyler fosiller. Genelde bu dünyada bu dönemde fosiller genellikle çok farklı yerlerde yani çok yük, denizel fosillerin çok yüksek yerlerde ya da karaların içlerinde olması genelde Nuh Tufanı ile ilişkilendiriliyor. Ve bunların yok olduğunu Nuh Tufanı sırasında bu yok olan türlere ait olduğuna yönelik bir düşünce biçimi var. Ki... Biraz daha bilimsel olarak baktığımızda bugünkü anlamıyla Yohan e, e, Jakob e, Scheuser Schoiz, Schoiz, e, fosilleri alıyor kendini ve bu fosilleri gene yakın geçmişteki canlılara ait büyük sel felaketinde yani Nuh tufanında ölen günahkarların kanıtı olduğuna inanıyor. Bunun öyle bir şurada ekranda gördüğünüz bir kitabı var. Yavaş yavaş bu ıı, bir kronoloji yapma, tarih yapma ya da yerküredeki hayvanların ne zaman doğdu, ne zaman öldü ya da ne zaman fosil olduğuna yönelik bir kronoloji yapma isteği doğuyor. Ya da jeolojik kronoloji, kronoloji yapma isteği oluyor ki 18. yüzyılda Werner bunun e, ilk örneklerini sergiliyor ki 1791 99 arası William Smith önemli bir jeolog ama köken olarak mühendis, jeolojide önemli katkıları var. ve bu önemli bir şey şey tanımlıyor. Kılavuz fosiller kavramı. Diyor ki her döneme ait bir kılavuz fosil var. Bunun yaşadığı dönem belli. O kılavuz fosilleri biz kayanın içinde ya da yerin içinde görürsek o kayacın yaşını otomatik o kılavuz fosillerin yaşıyla eşleştirebiliriz. Yani ne demek bu? Diyelim e, belirli bir coğrafyada yaşamış, bir süre sonra hayat bir süre hayatta kalmış ve e, diyelim nesli yok olmuş fosillere klavuz fosil. Örneğin trilobitler. Bunlar trilobit gördüğümüz her kayacın yaşına otomatikman Kambriyen diyebiliyoruz. Dolayısıyla Kambriyen yaşlı diyebilmemiz için klavuz fosil trilobit. Foraminenerler var. Bunları da ya da bunların alt türü nemilitler var. Bunları gördüğümüzde de bir kayacı içinde bu kayacın yaşını paleosen alt oligosen diyebiliyoruz. Bunların anahtar ya da kılavuz fosili. Yani bir tabakada en az bir adet diyelim amonit diye bir fosil varsa bu fosil ya da bu tabakanın yaşı jura dönemi diyebiliyoruz. Kılavuz fosil bu. Ama bu bir görece yaş tayini. Mutlak bir yaş tayini değil. Yani o kayaç içindeki ya da kayaç demeyelim o sedimenter kayaç içindeki, tortul kayaç içindeki canlı kalıntısı ya da fosil, lin, e, kılavuz fosil bize o kayacın yaşını veriyor. Ya da o sedimenter tabakanın yaşını veriyor. Bu nasıl bir şey? Mesela burada şekilde de basit bir şekilde grafiklendirilmiş ama bu arkeolojik dönem için. Mesela şu en altta ne var? Bir kalkan var. Bu kalkanı gördüğümüzde diyoruz ki bu birikinti ne zaman oluşmuş? İşte bu kalkanı ilk kimler kullandı? Diyelim Romalılar. Burası Roma dönemine ait diyebiliriz. Sonra burada bir tüfek görüyoruz. Tüfek görece yeni bir teri, yeni bir alet, savaş aleti. Bu tabakada tüfek bulduğumuzda bu tabakanın yaşını otomatikman diyelim tüfek ne zaman icat oldu? İşte Köroğlu da vardır ya tüfek icat oldu, mertlik bozuldu gibi. Köroğlu dönemine atfedebiliriz. Yani burası Köroğlu'nun yaşadığı yıllar diyebiliriz. Mesela burada bir bilgisayar var. Demek ki burası çok güncel, yeni. O zaman en altta en yaşlı, daha sonra üzerine bir yaş daha gelmiş, bir yaş daha, bir yaş daha. Dolayısıyla en alttaki tabakanın en yaşlı olduğunu ve en üstteki tabakanın da en genç olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu televizyon, diyelim bu bebek, bu ıı, Silah, silah ya da tüfek bu kalkan bir kılavuz. Kılavuz fosil işlevini görüyor. Mesela demin dediğim nümitler şurada olsun. Diyelim başka bir fosil burada olsun. Ona göre bu tabakanın yaşını belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla yaş belirlemede fosiller kullanılmaya başlıyor. Bir de burada diğer bir şey çıkıyor. En alttaki tabaka ilk oluştuğu için en yaşlı. En üstteki tabakada en son oluştuğu için en genç olarak kabul ediliyor. Ki e, William Smith işte e, İngiltere'de e, jeolojik tabak haritasını çıkartıyor. Stratigrafik yani tabakalanma ya e, yönelik bir haritalanma haritalama yöntemi geliştiriyor ve bu şekilde şey yapılıyor e, ve yavaş yavaş kayaçlar Üzerine bir sınıflamalar başlıyor ki bunlardan 1740'ta Anton Lazaro Moro İtalyan bir rahip e, dağların içinde bulunan kayaçları birincil ve ikincil kayaçlar olarak sınıflandırıyor. Birincil kayaçlara volkanik kökenli diyor bunlar katmanlaşma göstermiyor, tabakalaşma göstermiyor ve ikincil tabakalara da e, tabakalanma gösteren kayaçlar diyor ki bunu eseri burada ekranda. Ki bir başka 1770'te Venedikli bir maden mühendisi Giovanni Arduino Kuzey İtalya'nın jeolojisini inceliyor. Ve kayaçlara bakarak bir dönemleme, jeolojik dönemleme, jeolojik çağları birbirine ayırıyor. Diyor ki ilkel dönem vardır. İkinci dönem, üçüncü dönem ve kuarterner son dönem. Quarter İngilizce'de ya da Latince'de dört demek. İlkel prim, primary'den geliyor. Birinci il. ki Secondary, tertiary ter ter ki jeolojik dönemlerde de bunların karşılıkları var. Bu şekilde bir ayrımlama yapıyor kronolojik olarak ta e kayaçları. Ki e Werner de gene bu yönde çalışıyor. E Moro'nun birincil ve ikincil dönemlere ilişkin görüşlerini kendi kuramı geognoside kullanıyor. Madencilik Akademisi'nde bulunuyor Freiberg'de ki birazdan göreceğiz Madencilik Akademisi'yle ilişkili şeyleri de. Bu dönemde iki tip e, ekol var Neptünist ve Plütonist diye. Abraham e, Gottlob Werner daha çok Neptünizm ekolünden. Neptünist, Neptun e, eski Yunan'da e, deniz tanrısı yani belki... Eski Roma'da pardon, yani eski Yunan'daki Poseidon'a muhtemelen karşılık geliyor. Burada diyor ki dış süreçler kayaçların oluşumunda etken. Buna karşı plotanistler de yani volkanistler de deniyor bunlara iç süreçlerin kayaçların oluşumunda egemen olduğunu söylüyor. Bu iki görüş, iç etkenler ve dış etkenlerle kayaçların oluşumu iki ekolü jeoloji tarihinde iki ekolü yani Neptünis ve Plütonis ekolünü oluşturuyor. James Hutton e Plutonizm'den yana, Werner de Neptünizm'den yana. Yani Hutton diyor ki bugün tortul olduğu bilinen, tabakalı olduğu bilinen kayaçların bir kısmı da dahil Birçokları daha önce erik halinde volkanların içinde vardı. Volkanlardan lav olarak çıktılar. Daha sonra kütleler halinde katılaştılar ve bugünkü kayaçlar oluşturdular diyorlar. Eee de dış süreçlerin deniz gibi süreçlerin deniz çanağında toplandılar ya da sedimantel birikmeyle bunları oluşturdular diyor. James Hutton'ın meşhur kitabı The Theory of the Earth isimli bir kitabı var. Ki James Hutton aynı zamanda uniform, uniform materialist yani e, tek düzeci. E, present is the key to the past yani günümüz geçmişin anahtarıdır lafının da ilk ortaya koyanlardan biri ki daha sonra görmüştük Lyle bunu daha böyle sistematize hale getirmişti. E, Yerkür'deki yavaş süreçlerin oluşumunu. Ee, bu arada Werner, yerküredeki oluşum sürecini beş ayrı döneme ayırıyor. İlkel dönem, formasyonları var diyor yerkürede, yani oluşumlar var diyor, formasyon, jeolojik oluşum demek. Geçiş dönemi oluşumları var. İkinci dönem dediği tabakalı dönem oluşumları var. Aluvyal dönem ya da üçüncü dönem oluşumları var ve son olarak volkanik oluşumlar. Dolayısıyla yerküredeki oluşum sürecinin, jeolojik tarihi dört ana kategoriye ayırıyor Werner. Ki biraz e, stratigrafiye girelim. Biraz teknik bir bilgi ama e, bilmenizde yarar var. Stratigrafi demek katman bilim demek. Birçok katmanların yaş ilişkileri, ardalanmaları, düzenlenmeleri, dünya ölçeğinde birbiriyle ilişkilendirilmesi ilgilenen bir bilim dalı. Amacı tabakaların zaman ve mekandaki dağılımları, onları oluşturan Olayları incelemek ve elde edilen bu litolojik ya da kayaç bilgisi verileriyle yer kabuğunun tarihini ve düzenini oluşturmaya çalışmak. Yani stratigrafi bu tabaka tabaka şeyler var bu tabakaların birbirleriyle ilişkisi veya başka bir bölgedeki tabakaların bunlarla ilişkisi gibi. Altta da gerçek tabakalar var bu üstteki şekil. Tabaka dediğimizde bağımsız bir birimi kastediyoruz. Üstteki ve alttaki birimden renk, doku, koku, sertlik gibi bir takım ayrı taşlarla ayrılabilen birimler. Bunlar santimetre mertebesinden birkaç metreye kadar kalınlıkta olabiliyor. Tabakalanmada bu tortul tabakaların üst üste binmesi ya da sıralanması deniyor jeolojide. Ki kayaç türleri tortul kayaçlar, demin söylediğim mamatik kayaçlar, yer içinden gelen kayaçlar, metamorfik kayaçlar, bu kayaçların, bu her iki kayacın ee, sıcaklık ve basınç koşulları altında metamorfize olmaz ya da başkalaşım geçirmesi neticesi oluşan kayaçlar. Ki William Smith'in burada bir fotoğrafı var. Ben bunu Londra'da Geological Society'nin içinde çekmiştim. Girişte hemen vardır bu. Güzel bir fotoğraf. Ee, yağlı boya bir tablo. Geological Society'de o dönemin önemli kurumlarından biri. Şimdi bu yavaş yavaş göreceli yaş tayini ya da yaş belirlemesine bir imkan tanıyor. Ne demiştik? En alttaki en yaşlı, en üstteki de en genç. Ki buna yenilik ilk böyle ipucu, ipucu ya da ilk ilkeler Danimarkalı anatomi bilgini Nikola Steno tarafından oluşturuluyor. Nikola Steno aynı zamanda bir takım ilkeleri de ortaya koyuyor. Ki ilke, ilkelere geçmeden önce kendisini bir görelim. Bu tabakalar bir takım etkilerle değişmiştir diyor ama orijinali en alttaki gibidir diyor. Daha sonra buraya yük gelmiştir, bindirmiştir. Bir tabaka onun üzerine birikmiştir falan bir, veya bir tabaka onun üzerine yığılmıştır. Şekli değişmiştir ama orijinali düz. Peki Steno Promordios isimli bir kitabı var. Burada diyor ki bir takım yasaları tanımlıyor. Bir de bir birinci yasa üst üste bulunma prensibi diyorlar jeolojide. Süperpozisyon prensibi yani bütün kayalar başlangıçta üst üste bindirir. Yani en altta en yaşlı, en üstte en genç olmak üzere. İkinci ilkesi orijinal yata, yataylık ilkesi. Bu yer çekimiyle de bir parça ilişki. Diyor ki Kayaçlar orijinalinde yataydılar. Yani orijinal olarak yataydılar. Daha sonra eğer eğimli falansalar buna demek ki başka kuvvetler etki etti. İkinci ilke bu. Üçüncü ilke yatay devamlılık ilkesi. Diyor ki kayaçlar diyor, yatay olarak devam eder. Mesela şurada bir kayacı gördüğünüzde bunun izini burada göreceksiniz. Eğer burada kayaç görüyorsanız, izini burada görmüyorsanız ortamda bir faylanma var falan olması lazım. O yüzden de jeologlar bunu çok iyi kullanır. Ortamda fayı görebilmek için diyelim şurada daha net. Şu, da, şu da tabakanın izini şu yan tarafta görmediği takdirde bu tabakanın ya düşmüş olduğu ya öteye kaymış olduğuna işaret eder. Ama orijinali bunun oluşum anındaki ilk sel durumu yataydır yatay durumundan bozulması yani şu tabakayı burada izleyemiyorsanız bu taraflarda çok geniş boyutlarda izleyemiyorsanız o zaman burada bir faylanma oluşmuş veya bu parça öbür tarafa kaymış gene faylanmayla diyebiliyorsunuz. Bu da gene üçüncü ilke. Steno'nun ortaya koyduğu. Steno ile ilgili bir anekdot anlatayım gene. Bu Promordius kitabının latince orijinali Celer Celal Şengör Hoca'da var. Kendi kütüphanesinde. Hatta denir ki Celal Şengör Hoca bu kitabı satın almak için bir apartman dairesini sattı söylenir. Böyle biraz esprili bir şekilde. Ben hocaya sormuştum. Hocam böyle kent efsanesi dolaşıyor sizin hakkınızda. işte bu kitabı satın almak için bir apartman dairesini sattığınız söyleniyor falan demiştim. Ee, o da şöyle dedi. Ya o kadar değil ama bir 50 bin dolar falan verdik demişti. Yani bu kitabın orijinali şu an Celal Şengör'ün kütüphanesinde var. Hatta daha ilginç, komik de biraz esprili de bir anı var gene Celal Şengör atfen. Bu kitabı almak istediğinde ailesine söylüyor. Tabi parayı ailesi verecek. Babası diyor ki bu kitap e, işine yarayacak mı? Klasik bir anne ya da baba tepkisi. O şöyle cevap veriyor. Bu kitabı alırsak diyor bu kitabın bir kopyası da İstanbul'da olacak. Bence bu bilim kurtları için ya da kitap kurtları için önemli felsefelerden biri. Yani bu kitabın orijinali şu an diyelim Oxford'da, Cambridge'de, Harvard'da ama bir nüshası da Türkiye'de. Orijinal kopyası. Neyse. Şimdi yavaş yavaş jeolojik zamanların ayrılmasına başlanıyor. Ki bu primer, sekonder, tersiyer, kuartener ki tersiyer ve kuartener halen kullanılıyor. Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü ve dördüncü zamanlar Bunlar alt gruplara ayrılıyor. Paleozoik, eski zaman mezozoik, Senozoik gibi. Ki bu Charles Lyell Geoloji, Geoloji'nin İlkeleri kitabında aynı zamanda bunları da alt bölümlere ayrılıyor. Eosen, miosen, pliosen diye ayrılmaya başlıyor. Sonra e, alt ayrımlar işte e, Diye tarafından ayrılıyor. Diyelim kratese karbonifer. Mezozoik Jura işte Fransız etkilerini yansıyor. İşte Permi in ziyaret eden İngiliz Permier diye bir dönem ayırıyor. Adam Sedwick İngiltere'de Cambridge'de ve Marchinson Karbonifer'den yaşlıydı bana Devonian Silurian diyor. Ee, örneğin 70, 1879'da Charles Lapworth, Ordovician ne şey yapıyor ve dolayısıyla yavaş yavaş jeolojik zamanlar ayrılmaya başlıyor ki bunlar Jeolojik zamanları isimlendirenler, işte Lyell, Sedwick, Hutchinson, Laforte diye bunları ayırıyor. Ee, jeolojik yaş dediğimiz neyi kastediyoruz? Jeolojik yaş, jeolojik zaman ölçeği içinde en düşük derecedeki zaman birimini kastediyoruz. Ki bunlar bu bugünkü sınıflamayla burada var en uzun dönem Kambriyen öncesi, Prekambriyen deniyor. E, bu günümüzden 545 milyon önceden dünyanın oluşumuna kadar yani 3 milyar 600 bine kadar ki dünya biraz daha önce oluştu. Erkönen oluşumu yaşıyor birazdan göreceğiz. ve bu, mezozo, paleozoik mesela 545'ten günümüzden 2000 250 bin 250 milyon yıl öncesine kadar, işte mezozoik var, senozoik var, kuarterler şu an yaşadığımız döneme ifade ediyor dördüncü dönem. Ki bunun içinde biz şu an halosendeyiz, yani son 10 bin yıllık bir süreç. Fakat yakın zamanlarda dediler ki yeni bir jeolojik çağa daha geldi. Neydi o? 2000'li yıllarda e, Nobel ödüllü kimyacı Kurucu sen önerdi antroposen diye bir dönem. Antro insan demek insan nedeniyle oluşan insan nedeniyle yerkürenin yapısının değiştiği bir dönem. Yeni bir döneme girdik dedi ki 2016'da uluslararası türkografik komisyonu bunu kabul etti ve artık 1950'den itibaren antroposen diye bir dönem içindeyiz ki. Antroposen dönemini daha önce 1930'larda bu bağlamda değil de farklı bağlamda kullananlar var. Daha önce birçok şekilde kullananlar var ama bunun nedeni şu diyorlar ki endüstriyel devrimle birlikte sanayi devrimle birlikte biz atmosfere bir takım zararlı gazlar attık bu atmosfere zararlı gazlar salındıktan sonra emisyon edildikten sonra atmosferin kimyası değişti ozon değişti ki kurutsen ozon tabakasının kimyasının değiştiği yönündeki bilgiler nedeniyle Nobel almıştı. Ki ben bunu 90'ların sonunda Kulüsen'i Avrupa Jeofizik Birliği'nin bir toplantısında izlemiştim şeyine bu sunusunu. Nobel'in hemen ertesinde Avrupa Jeofizikçiler Birliği buna onur ödülü vermişti ya da onur üyeliği ödülü vermişti. Diyordu ki atmosferin kimyası değişti. Dolayısıyla biz yeni bir döneme girdik. Bu insan etkileri nedeniyle oluşan bir dönem. İnsanın endüstri, endüstrileşmesiyle, endüstrileşmesiyle ilgili fabrikalardan veya diğer şeylerden atmosfere salınan gazlar nedeni değişti. Bu nedenle diyor, yeni bir döneme girdik ki 2016'da bunu Stratejik Komisyonu kabul etti. Artık 1950'den beri antroposen döneminde yaşıyoruz diyoruz. E, Tabi. İklimin kaydığı ya da sedimenter kayıç aynı zamanda iklim şartlarıyla ilişkili bilgiler de söylüyor bize. Ki 1830'larda Lyell'ın kutupların kara kütlelerin doğasıyla etkileşimiyle ilişkili görüşleri var. Aynı zamanda Ignaz Venets buzul erozyonu izlerini dağların tepesinde görüyor. Burada en önemli bir şeylerden biri Agassiz. Jean Louis Agassiz İsveçli bir jeolog. glasyelleşme ya da buzullaşmanın yer küre ölçeğindeki kanıtlarına keşfediyor ki 5 yıl buzullarla uğraşıyor ve buzul çağıya ilişkin bir terim ortaya koyuyor ki glasyel erozyon bunlardan biri ki Agassiz bir parça katastrofistlerden ve buzul çağı diyor Cuvier'in katastroflarının son süreci diyor ve bu buzul çağında da bir sürü tür yok olmuştur diyor. Ki Agassiz daha sonra İsviçre'den Amerika'ya gidiyor. Harvard Üniversitesi'nde bir dönem kalıyor. Ben de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştum Harvard'da. Bu yer bilimleri bölümü binası Harvard'da. Burada Agassiz binası şurası. Agassiz'in ismi yazıyor. Kendisi burada ki Agassiz'in sadece şeyi yok ki buradan çekildi fotoğraf ki bu yer binasının şeyi ne derler e, sosyalleşme mekanı en üst kat. Agassiz'in bitki ya da zoolojik sınıflamalara yönelik ya da canlı sınıflamalara yönelik kitabı da meşhurdur. Önemli bir bilim insanı. Tabi iklim denilince bugün biz kıtaların kayma teorisinde Wegener'i gördük. Wegener'in meteorolog yönü de var. Daha önce de bahsetmiştik. Ve Wegener Vladimir Köppen'le birlikte iklimle ilgili geçmişteki iklim paternleri ile ilgili çalışmalarda yapıyor ki Vladimir Köppen onun nasıl diyelim üvey babası ya da kayın babası şu an İngilizcedeki Terimin iki anlamı olduğu için tam bilmiyorum şey olarak ama e, kendisi üvey şeyin e, köften üvey oğlu ve genel öyle bir ilişki de var aralarında. Bunlar e, genelde paleo iklimatik yani geçmiş dönemlerde iklimlerin e, nasıl olduğuna yönelik çalışmalar yapıyor ve e, ve genel aynı zamanda buzul çağı'nın kökeninin Grönland'da olduğuna inanıyor. Hatta Ölümü de bu nedenle oluyor. Greenland'a gidiyor, araştırma yapmak için orada donarak ölüyor. Öyle de bir hazin bir ölümü var ve genelin. Tabii iklimle ilgili bir diğer şey, sırp jeofizikçi Milankovic'in bir teorisi var ki bugün de önemli bir teori. Diyor ki, yer kürenin hareketlerinde değişim, eksenindeki küçük bir değişim iklim paternini etkiler. Hakikaten de öyledir. Yer şu anki dönme paterni ya da dönme eksenindeki küçücük bir eğimlenme iklim paterlerini de etkiler. Bu eksentriklik ya da eksenel eğim yer küredeki iklim güneş ilişkisini değiştirir ve yer küredeki e, buzul çağını başlatır veya bu bir döngüseldir diyor. Yer kürede sürekli olur, ve bunu ona bağlıyor ki önemli Milankovic cycle'ları diyorlar bugün günümüzde Milankovic döngüleri. Yani belli periyotta e, dünyanın iklimi yer kürenin e, dönme ekseniyle ilişkili olarak değişir. Bu da önemli bir tarihsel bir bilgi. Ki e, deniz seviyesi değişimleri, östatik deniz seviyesi değişimleri de iklimlerle ilişkili, buzullanmayla veya erimeyle ilişkili. Buna yönelik ilk çalışmalar Edmund Suez tarafından vurgulanıyor. Ki Amerikalı jeofizikçi özellikle sismik stratigrafi çalışmalarıyla Peter Weil daha net bir kanıt sağlıyor. Dolayısıyla deniz seviyesindeki östatik yükselme ve alçalma periyotları sadece okyanus kenarlarındaki çökelme türünü etkileyen bir oluşum değil diyor. Aynı zamanda kıtasal bölgelerde biyolojik çeşitliliği, biyokitleyi de etkiliyor diyorlar. Ki Suez'in meşhur kitabı burada. Ben bunu Cambridge Üniversitesi Trinity College'da yani Newton'un okulduğu okulun kütüphanesinde çekmiştim. Öyle de bir anı var şimdi yavaş yavaş buraya kadar olan şeyler biraz görece işte şu olmuş ondan sonra bu olmuş ondan sonra bu olmuş buna göre şuna göre belli bir referansa göre fakat yer kürenin mutlak yaşına yönelik çabalar da var ki ilk çabalardan biri William Thompson Lord Kelvin diye biliniyor. Bunu William Thompson ya da Lord Kelvin'in bulduğu yöntem, yerkürenin soğuması diyor ki yerküre soğur. Bu soğumanın biz diferansiyel denklemini biliyoruz, nasıl soğuduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş yerküreyi başlangıçta soğutarak ve yerküre içindeki katmanların da ısı saliyetkenini bilirsek, yerkürenin yaşını belirleyebiliriz. Yerkürenin başlangıçta sıvı olduğunu, sıcak olduğunu varsayıyor ve e, ki bu fikir daha önce Leibniz ve Descartes'e kadar gider bu fikir. Ve bu sıcak kütleyi soğuttuğumuzda ne kadar sürer bu? Bu da yer kürenin yaşıdır. Çünkü güneşten dünya koptuğuna göre sıcak bir kütle olarak koptuğunu varsayarsak bu sıcak kütle soğuduğunda dünyanın yaşı başlar diyor. Ki buna yönelik çalışmalar e, 19. yüzyılda oldukça yoğun bir şekilde var. Bunlar temel varsayımları bir güneşin soğuması ve bununla ilişkili yer kürenin soğuması ve yer ay uzaklığının yavaşça artışına kestirimler var. Kimyacıların bir kısmı denizdeki tuz seviyesinin birikmesinin için gerekli zamana bakıyorlar. Bu da yer kürenin yaşını belirlemede kullanılabiliyor. Aynı zamanda sedimenter kayaçlarının birikmesinin ne kadar sürdüğüne yönelik cevap arayarak da gene yer kürenin yaşına yönelik kestirimler var. İlk kestirimler demin dediğim gibi Kelvin'e yönelik Kelvin'in yaptığı kestirimler ki bu e, çalışmalardan biri burada görüyorsunuz ki ne diyorduk yer küre güneşten yere ısı transferini yapıyor ve yaklaşık soğuması için bugünkü hale gelmesi için gerekli süre diyorlar. E, 20 ila 10, 100 milyon yıl yaşında olduğu düşünülüyor bu kestirimlerle. Daha sonra buna itirazlar geliyor. Özellikle Charles Lyell, Charles Darwin itiraz ediyor. Çünkü evrim için diyor bu kadar kısa süre yetmez. Daha uzun bir süre ihtiyacımız var. Mümkün değil diye itiraz getiriyorlar. Fakat Kelvin'in itiraz ettiği şey ya da Kelvin'in yanlışı şurada. Dünyayı sıcak bir kütleden soğuyarak oluştuğunu söylüyor. Bir varsayım yapıyor fakat. Kelvin hesaplamalarında radyoaktif bozunma nedeniyle oluşan ısıyı hesaba katmıyor. Çünkü o dönemler radyoaktivite bilinmiyor. Ki daha sonra fizikçi Herman Holmes ve astronom Newcomb yaklaşık dünyanın yaşlarını benzer şeylerle işte güneşin yoğunlaşmasıyla ilişkilendirerek 22 ve 18 milyonluk yılda buluyorlar. Bunda da temel gene gravitasyon etkisi. Yani sıcak bir kütle var. Soğuyor. Merkezde çok yoğun hale geliyor. Bunun için geçen zaman. Burada da gene nükleer füzyon bilinmiyor. Yani nükleer şey bilinmiyor. kompla Helmos burada şekilde görüyor, resimlerini görüyorsunuz. 1895'te John Perry 2 ila 3 milyar yıllık bir yaş öneriyor. Fakat çok dikkate alınmıyor çünkü egemen paradigma bu değil ama fena bir kestirim değil. 1899 ve 1900'de John Jolie'nin tuz birikmesinden bir yani okyanuslara tuz senede ne kadar akıyor ve şu anki tuz miktarı ne? Ona bağlı olarak bir yaş tayini yapıyor. Bu, bu yaş tayininde yer 80 milyon ile 100 milyon yıl arasında olduğunu kestiriyor. Fakat e, radyoartifite keşfediliyor. İşte Rutherford olsun, işte e, Curie olsun, Marie Curie olsun keşfediliyor. Ve bunun e, yaş belirlemede kullanılabileceği açığa çıkılınca ilk çalışmalar Lord Ryle'i ki onun öğrencilerinden biri Arthur Holmes görmüştük daha önce kıtaların kayması ya da okyanus tabanı yayılması hipotezinde. Arthur Holmes de daha önce söylemiştik fizik okuyordu, daha önce üzerine jeoloji okuyordu. Hem fizik hem jeoloji Londra'da radiometrik yaş tayiniyle ilgileniyor. Onun döneminde helyuma yönelik bir yaş tayini var. Ve 1911'de Seyland'dan alınan çok eski bir kayayı örneğine bakıyor ve 1.6 milyar yaşında olduğu sonucuna varıyor. Ki demin dediğim gibi bu Kel e, Riley ve oğlu laboratuvar başında e, yavaş yavaş yaşların daha yaşlı olduğu, Yerkir'deki kayaçların daha yaşlı olduğu bulunuyor. Ki Holmes'un The Age of the Earth diye bir isimli kitabı var. Bu dediğim yaş burada var, bu kitabında gözüküyor. Her bir jeolojik birimin mutlak yaşları bunlar. En eski yaş bunlar ki milyon yıl olarak baktığınızda 1.4 milyonla 1.6 milyon arkeen o zamanki bilinen en eski yaş. Bu radyoaktivite ile belirlenen yaşlar. Günümüzde ise e, yaş tayini, yaş belirleme özellikle 1900'lerin 50'lerinde daha netleşmeye başlıyor. Yer küreden alınan en eski yaş ve aydan alınan kayaşlar ya da meteoritler üzerine incelemeler yapılıyor ya da meteoritler aydan gelen veya dünya dışındaki gezegenlerden gelen meteoritlerle yaş tayini yapılıyor ki yerin yaşı bugün 4,5 milyar yılla 4,6 milyar yıl olduğu açığa çıkıyor. Ki bununla ilgili en önemli bilgi de en önemli deney de Peterson'dan geliyor. Claire Peterson e, 1956 yılında e, demin dediğim örnekleri inceleyerek yer kürenin yaşını 4550 milyon yıl olarak buluyor. Bunu hem meteoritler hem dünyadaki en eski kayaçlarla ilişkili buluyor ki e, Peterson'ın meşhur makalesi bu. bu. Ki burada en altta görüyorsunuz 4.55 artı eksi 0.07 çarpı 10 üzeri 9 yıl. Yani bugünkü yerkürenin kabul ettiğimiz yaşı bu. Tabi daha eski bir kayaç bulursak ya da daha eski kayaç içinde daha eski bir yaş bulursak yaş olacak. Ama şu günkü, bugünkü bilimsel bilgilerimize göre yer yaşı bu. Evet, bugünkü dersimiz e, bu kadar olacak. E, i̇sterseniz kaydı sonlandır.